Seyit Çolak önce içindeki hikaye anlatma isteğiyle yazarlığa yöneldi. Yazarak kendini yeterince ifade edemediğini anlayan Çolak, bu kez resim çizmeye başladı ve sergi açtı. En sonunda benliğinde birikenleri anlatabileceği en güzel yolun sinema olduğuna karar verdi. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu Çolak'ın senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı Oyun ve Kara Kar filmleri ulusal ve uluslararası festivallerden başarıyla döndü. Sinemayla ilgilenen herkes aslında biraz gözlemcidir. Yani gözlemci olmak zorundadır, merak etmek zorundadır. Hayatı, doğayı, insanı, evreni, edebiyatı, sanatı, her şeyi merak etmek zorundasınızdır. Bu merak ettikleriniz aslında sizde bir şeyler biriktiriyor nihayetinde. Bu anlamda hem katkı yapıyor size, birikiyorsunuz, biriktiriyorsunuz, biriktiriyorsunuz. Daha sonradan bu biriktirdiklerinizi insanlarla paylaşıyorsunuz. Ve sinemada bu da aslında sinemada bunun en güzel aracıdır. Bana göre en etkileyici araçlarından birisidir. Evet, günümüz dünyasında sinema bence görsel anlamda, görsel iletişim şeyi anlamında en büyük araçtır. Yani etkileyebilme, kitleleri etkileyebilme, bu yararlı ya da zararlı olabilir. Manipüle de edebilirsiniz. Anlattığınız çok doğal hikayeyle, burada anlattığınız bir Türkiye'deki hikayeyle dünyanın bir ucundaki insanla etkileşim de kurabilirsiniz. Ayrıştırabilirsiniz de. Kullandığınız dile bağlı bu biraz. Ben naif hikayeleri anlatmak üzerine gideceğim. Kendi toprağımın hikayelerini anlatmak istiyorum. Seyit Çolak, en büyük hayali olan ilk uzun metraj filmini Kapan'la gerçekleştirdi. Kapan filmi, Moskova Film Festivali açılışını yaptı. Hayalimi gerçekleştirdikten sonra şöyle bir şeyim de vardı benim. Dünyanın en önemli festivallerinden birisinde açılış yapmaktı. Moskova Film Festivali dünyanın en önemli 10 film festivali arasındaydı. Filmimizi oraya gönderdiğimizde çok heyecanlıydım. Nihayetinde bu festivallere 3.000-5.000 arasında bir film karılıyor. Biz de ilk 12'ye girdiğimizde inanılmaz mutlu oldum. Çünkü dediğim gibi burada da çektiğim bir hikaye Rusya'nın herhangi bir bölgesinde seyirciyle buluşacaktı. Ve bu bizim ilk gösterimimiz olacaktı. Senaryosunu Güven Adıgüzel'le birlikte yazdığı Kapan filmi insan ve doğa çatışmasına değiniyor. Ben doğa ve insan çatışması üzerine hikaye anlatmayı seviyorum. Yani bu yazarken de olan bir şey, görsele döktüğümde de böyleydi. Aslında doğa, insan çatışması üzerinden çıkamamayı, bir yere gidememeyi anlatmaya çalışıyorum. Çünkü adada da geçiyor film ve adada çıkamayan insanların oraya gelen vahşi bir hayvanla birlikte adanın kaosa dönmesi ve birbirleriyle olan dostluklarının oraya gelen bir figürle birlikte dağılmasını anlatmaya çalışıyorum. Seyit Çolak, 2020'de çekmeyi planladığı ve yine doğa-insan çatışması üzerine kurguladığı Obruk isimli filminin çalışmalarını sürdürüyor.